Evet sevgili çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizler için buraya tekrar kartları hazırladım ve bir video ile bu tekrar kartlarını size anlatmak istiyorum. Bu şekilde daha önce işlediğimiz konular üzerinde bir tekrar yapmış olacağız. Evet. Bugünkü konumuz alfabemizden başlayacağız. Harflere, heceye, kelimeye ve cümleye doğru giderek hızlı bir tekrar yapmış olacağız sizlerle beraber. Hazırsanız geçelim. Evet, alfabemizle başlıyoruz. Ben yukarı alfabemizi yazdım. Ama bazı harfleri farklı şekilde yazdım. Acaba niye bu harfleri farklı şekilde yazdım? Bence bazılarınız tahmin etmiş bile olabilir. Bunlar hangi harflerdi? Bunlar sesli ünlü harflerdi. Onun için bunları kırmızı kalemle yazdım. A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harflerimiz bizim sesli harflerimiz. Yani 8 tane sesli harfimiz var. Atlamadan gidelim. Alfabemizde kaç harf vardı? 29 tane harfimiz vardı. Bunlardan 8 tanesi sesli ise geri kalan 21 tanesi sessiz harfti. Bunları bilmemiz bizim için önemli. Biz ünlü sesli harfleri kendi içinde de ikiye ayıracağız. Kalın ünlüler ve ince ünlüler. Kalın ünlülere ne dedik? A, I, O, U. İnce ünlüler ise E, I, Ö ve Ü dedik. Bunlar üzerine bir de şifre verebilir size. Mesela kendi adında zaten var. Kalın ünlü derken A ve I zaten kalın ünlülerin içinde. İnce ünlü derken de I ve E zaten ince ünlülerin içinde var. Bunları panomuza da asmıştık. Bunları da unutmamamız gerekiyor. İleriki sınıflarda karşımıza çıkacak. Tekrar söyleyelim, hatırlatalım ve geçelim. 29 tane harften oluşuyordu alfabemiz. 21 tane sessiz yani ünsüz harfimiz vardı. 8 tane de ünlü harfimiz vardı. Biz bu harfleri kullanarak hece, kelime ve cümleler oluşturacağız. İsteklerimizi, dileklerimizi sözlü halde dile getirebileceğiz. Geçiyorum. Okuyalım. Alfabemizdeki harfler yan yana gelerek heceleri oluştururlar. Heceler anlamlı ya da anlamsız olabilirler. Aşağıdaki örnekteki hecelere bakalım. Al, su, et, ti, dos, rek. Buraya 3 nokta koyduk. Yani örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz diyoruz. Al, su ve et tek başına da anlamı olan heceler. Ti, dos ve rek. tek başına anlamı olmayan heceler. Ama bunlar da başka hecelerle birleştirerek anlamlı kelimeler haline gelebilirler. Heceler birleştirerek kelimeleri oluştururlar dedik. Tekrarladık. Şimdi ise bizim hece türlerine bakmamız gerekiyor. Bir harften oluşan heceler var. Buraya bunları yazdım. A, E, I, I, I O, Ö, U ve Ü. Bunlar zaten az önce görmüştük. Neydi bunlar? Bunlar bizim sesli harflerimizdi. Sesli harflerimiz tek başına da hecedirler. İki harften oluşan heceler ise et, tu, za ve es. Bunlar tabii ki örnekler çoğaltılabilir. Ben yani sadece buraya aklıma gelenleri yazdım. Bunlar bir sessiz harften bir sesli harften oluşan hecelerdir. Ne diyebiliriz? Aklıma geldi, mesela geldiği gibi söyleyebileceğimiz mesela sa diyebiliriz, za diyebiliriz, ti diyebiliriz hecelerimizi çoğaltabiliriz. 3 harften oluşan hecelerimiz ise 1, 5, baş ve tur. Bunlar benim aklıma gelenler. Siz bu heceleri defterinize de çoğaltabilirsiniz. Bunlarda ise önemli olan şey iki tane sessiz harf bir tane sesli harften oluşuyor olmaları. En sonuncusuna bakalım. 4 harften oluşan heceler 40, 4, Türk. Bunlar benim aklıma gelenler. Bunları çoğaltabiliriz. Burada ise 1, 2 Üç tane sessiz harf varken sadece bir tane sesli harf var. Evet, heceler konusu böyle. İlerlediğimiz sayfalarda da tekrar hecelere dönerek alıştırmalarımızı yapacağız. Heceleri birleştirdik, ortaya neler çıktı? Ortaya kelimelerimiz çıktı. Hecelerin birleşmesiyle kelimeler oluşur dedik, doğru söyledik. Ben buraya kelimeleri yazdım. Yaşam, öğrenci, okul, telefon, kitaplık, kardeşlik gibi. Bunlar neydi? Ya ve şam heceleri birleşerek yaşam oluşturmuştu. Öğrenci heceleri birleştirerek öğrenci oluşturmuştu. O kul heceleri birleştirerek okulu. Telefon heceleri birleşerek telefonu. Kitaplık heceleri birleştirerek kitaplığı. Kardeşlik heceleri birleşerek kardeşliği oluşturdu. Ben buraya örnekleri seçmiştim. 2 heceden ve 3 heceden oluşan kelimeleri seçmiştik. Bunları 4 hece, 5 hece oluşacak kelimeler şeklinde de çoğaltabiliriz. Hemen başlığımıza baktığımızda bile görebiliriz. Kelimeler 4 heceden oluşan kelime. Bu şekilde kullandığımız bütün kelimeleri heceleri birleştirerek oluşturuyoruz. Buraya satır sonu diye bir not almışım. Bunu da sizlerle hemen bahsetmek istiyorum. Bazen yazdığımız kelimeler sayfamıza sığmaz. Onun için çizgi çekip yani kısa çizgi koyup alt tarafa geçmemiz gerekir. Ama istediğimiz yere kısa çizgiyi koyamayız. Kıca, kısa çizgiyi koyabileceğimiz yerler yine bizim hece aralarıdır. Telefon kelimesini telefon diye bölemeyiz. Telefon diye bölebiliriz veya telefon diye bölebiliriz. Burada önemli bir husus var. Sadece bunu söylemek istiyorum okul kelimesini yazmaya başladık. O yazdık, sığmadı. Kul alta geçti. Bu şekilde yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Üste tek harf olarak kalacak şekilde hece bırakamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Üstten boşluğu bırakıp okul kelimesinin tamamını alt sıraya yazmamız gerekiyor. Kelimeleri birleştirerek de cümleleri bulduk. Kelimeler bir araya gelerek cümleleri oluşturur dedik. Ben burada iki tane örnek yazdım cümle. Bunları beraber okuyalım. Önce siz okuyun. Ben sizi bir dakika bekleyeyim. İki cümleyi okuyun. Evet. Okulumuzu çok özledik. Özledik mi? Gerçekten çok özledik. Ben de çok özledim. Hem sizi özledim. Hem okulumuzu özledim. Buraya dikkat ettik. Üstüne zaten not almışım. Bir, 2 ve 3 tane kelime bir araya gelerek bir cümle oluşturmuşuz. Aşağı baktık. Arkadaşlarımla dışarıda oynamayı özledim. 4 tane kelime bir araya gelerek burada da yine bir cümle oluşturmuşuz. Kelimeler rastgele bir araya gelmeyecek tabii ki. Biz duygularımızı anlatmak istediğimiz kelimeleri cümle içinde uygun yerlerde ve uygun şekilde seçip yan yana yazmamız gerekiyor. Ve sonuna da uygun noktalama işaretini koymadığımız takdirde de yine cümlelerimiz doğru olmaz. Yazdığımız kelimelerin birer cümle olabilmesi için burada zaten not etmiştik. Cümle sonuna yargı bildiren bir kelime gelmeli. Nasıl mı? Arkada bakalım. Ama öncelikle yargı bildiren kelime üzerinde biraz durabiliriz. Yargı bildiren kelimeleri yukarıdaki, ileriki sınıflarımızda daha çok da göreceksiniz. Biz burada ne diyeceğiz? Şimdi bunlar için sadece iş, oluş, hareket. Birkaç örnek verelim. Yaptığımız işler, yazı yazmak, okumak işlerdir. Koşmak, zıplamak bunlar bizim hareketimizdir oluşta durumlarımızı bildiren kelimelerdir. Bu kelimeler cümlenin sonuna gelerek hem anlamlı kurallı cümle kurmuş oluruz hem de istediklerimizi daha güzel anlatmak, anlatabiliriz. Nasıl mı? Arka sayfaya bir bakalım. Örneklerimizi inceleyelim. Kendime yeni bir saat aldım. Köpek beni eve kadar kovaladı. Yaptığım davranıştan dolayı annem çok üzüldü. Saksıdaki çiçek büyüdü. Benim babam sakallıdır. Amcama söz verdim. Arkadaşlarım geleceği için çok mutluyum. Arkadaşlarım gelecek olsaydı ben de çok mutlu olurdum. Ama şu an karantina durumu olduğu için ne kimse bize gelebilir ne de biz kimseye gidebiliriz. Sadece telefon aracılığıyla görüşebiliriz. Evet. Altını çizdiğim kelimeler aldım, kovaladı, üzüldü, büyüdü, sakallıdır, verdim, mutluyum. Bu kelimeler yargı bildiren kelimelerdir. Ve bizim yazdıklarımızın cümle olmasını sağlarlar. Eğer bu kelimeler olmasaydı bizim cümlemiz yarım kalırdı. Cümle olmazdı. Mesela kendime yeni bir saat ne olmuş oluyor? Cümle olmuş olmuyor. İstediğimizi söylediğimizi anlatamadığımız için kelimeler tek başına bir anlamı kalmadığı için cümle olmuyor. Bu özellikle yargı bildiren kelimeler cümlenin sonunda olmaları gerekiyor. Az önce de değinmiştik. Son kez tekrar hatırlatalım cümle olması için yargı bildiren kelimelerimiz olacak. Bir de cümle sonundaki noktalama işaretleri olacak. Burada benim seçtiğim cümlelerde hepsinde nokta işareti geldi. Ama bunları çeşitlendirebiliriz. Mesela soru sorarak sen ödevini yaptın mı? Şeklinde soru sorarak cümle kurmuş olabiliriz. Bu sefer sonra soru işareti gelir. Veya korktuğumuzda eyvah köpek geliyor dediğimizde ünlem işareti koymamız gerekir. Yine bu da noktalama işareti olarak doğrudur. Son bir noktaya daha belirtip bugünkü tekrarımızı bitirmek istiyorum. Bazen sorularda cümlelerin veya kelimelerin hece sayısı sorulur. Bunlar sık karşımıza çıkar. Hece sayısını nasıl kolay yoldan bulabiliriz? Buradan beraber yapalım. Önce normal hece sayısını kendimiz heceleyerek, heceleri ayırarak bulduk. Kendime yeni bir saat aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane heceden oluşan bir cümlemiz varmış elimizde. Bunu nasıl kolay yoldan yapabiliriz? Size bir ipucu veriyorum. Sadece kelimenin ve cümlenin içindeki sesli harfleri sayarak da hece sayısını bulabiliriz. E, i, e, e, i, i, a, 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 ı saydığımızda Yine 10 tane sesli harf olduğu için cümlenin içinde 10 heceli bir cümlemiz vardır diyebiliriz. Aşağı geçelim. Köpek beni eve kadar kovaladı. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 hecelen oluşmuş bir cümlemizmiş bu. Yeşil yazdığım cümleye bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bu da 16 heceden oluşan bir cümleymiş. Saksıdaki çiçek büyüdü. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 heceden oluşan bir cümleymiş. Benim babam sakallıdır. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 heceden oluşan bir cümle. Amcama söz verdim derken sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 hece. Arkadaşlarım geleceği için çok mutluyum. Da sayalım beraber. İsterseniz sizi siz bulun bunu. Ben sizi biraz bekleyeyim. Evet, şimdi sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 heceden oluşan bir cümle yazmışız. Evet. Bu şekilde son kağıdımıza da yapmış olduk. Hemen genel bir tekrar yaparak bitirelim. 29 tane harfimiz vardı. Bunların 21 tanesi sessiz harfiydi. 8 tanesi sesli harfti. Harfler bir araya gelerek heceleri oluşturmuşlardı. Heceler anlamlı veya anlamsız olabilirlerdi. Heceler bir araya gelerek kelimeleri oluşturdular. En sonunda kelimeler bir araya gelerek cümleleri oluşturdular. Ve biz de cümlelerimizi yazdık, inceledik. Yargı bildiren kelimelerimize baktık. Cümlelerin sonuna noktalama işareti gelmelidir dedik. Ve cümlelerdeki hece sayısını bulduk. İnşallah yararlı bir video olmuştur çocuklar izleyip öğrenmenizi, eksikleriniz varsa tamamlamanızı istiyorum. Ve görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum.